Size güzel bir hafta diliyorum öncelikle. Bu hafta gündem oldukça yoğun. Hem Avrupa Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Gerçi burada bir faiz artırımına yönelik olarak beklenti söz konusu değil. Ama içeride de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Şimdi kafalarda en önemli sorulardan bir tanesi, acaba Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz artışı yapar mı ya da yapmalı mı? Bütün bunları ben kendimce düşünüyorum ve sizler için değerlendirmelerde bulunuyorum. Tabii bu dediklerim illa yapacak anlamına gelmiyor ama sizler de herkesin kendine göre bazı fikirleri var ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne yapabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikle en önemli hususlardan bir tanesi enflasyon. Biliyorsunuz enflasyonla mücadele programı var. Bunu kendimce yorumlamaya ve eleştirmeye çalıştım. Enflasyonla mücadele programı aslında bir fiyat indirimi kampanyası olduğundan bahsettim ve buna katılan 2000'den fazla firma var. Dolayısıyla bu firmaların özellikle enflasyon sepetindeki ürünler ve diğer ürünleri de esas aldığımızda yoğun bir destek verdiğini de göz önüne alırsak belki önümüzdeki enflasyon rakamları 2 ay boyunca hatta yani içinde bulunduğumuz aya ilişkin enflasyon rakamları negatif çıkabilir. Dolayısıyla bu süreç içerisinde önümüzdeki ayı da dikkate alırsak belki orada da çok cüzi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalabiliriz ve aslında temelde kağıt üzerinde belki de yeni ekonomik programın öngördüğü enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii bu gerçekten böyle midir? Yoksa kağıt üzerinde kalan rakamlar çok da fazla herkesin itibar edebileceği rakamlar olabilir mi? Onları bilemiyorum ama netice itibariyle biraz yabancılara baktığımızda, biraz onlar ne bekliyorlar diye düşündüğümüzde onların temel beklentisi Merkez Bankası'nın bu toplantıda özellikle hem FED kararlarını da dikkate alarak içeride yıl sonu beklentisine yönelik olarak onların enflasyon beklentileri yüksek olduğundan dolayı Merkez Bankası'nın bir faiz artırımında bulunabileceğini söylüyorlar. Hatta bazı öyle agresif raporlar var ki Merkez Bankası'nın 300-400 bas puan civarında bir faiz artırımı yapması gerektiğini söylüyor. Ben böyle olacağını düşünmüyorum. Yani 300-400 bas puan faiz artırımı oldukça yüksek bir artırım. Çünkü Merkez Bankası'na baktığınızda Eylül ayında yapmış olduğu 625 bas puanlık faiz artırımı oldukça agresifti. Bir de yılbaşından bu yana baktığımızda 1125 puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Oldukça iyi bir sıkılaştırma yaptı. Tabii burada kritik soru yıl sonu enflasyonun ne olabileceği yönünde. Benim tahminim bu enflasyon la topyekun mücadele kampanyası her ne kadar kağıt üzerinde etkili olacaksa da bu 2 ay sonra ortadan kalktığında ya da üreticilerin üzerindeki fiyatlar hala fiyatlar üzerine baskı yapıp tüketici fiyatlarına geçmeye devam ederse yaklaşık %26-27'lik bir yıl sonu enflasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz. Buradan hareketle Merkez Bankası'nın nasıl bir hareket yapacağını düşünürsek hem yurt içinde yıl sonu enflasyonun %26-27'lerde olması beklentisi, hem Türkiye'nin risk primini de buna kattığımızda ve dünya genelinde sıkılaşan, özellikle para politikasındaki sıkılaşan koşulları dikkate aldığımızda Merkez Bankası'nın bence, gene bana göre cüzi de olsa bir faiz artırımı yaparak en azından hem Fed'in Aralık ayındaki yapacağı faiz artırımını karşılaması hem de aynı zamanda piyasada özellikle kura yönelik olarak belirli bir stabilitede tutma amacıyla piyasaya uygun hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama netice itibariyle faizler o kadar yüksek seviyelere geldi ki, gerçi mevduat faizlerinde son dönemlerde bir parça aşağı iniş, keza gene aynı şekilde üreticilere ve sanayicilere sağlanan maliyetlerde, kredilerde, kredi maliyetlerinde aşağı iniş görülse de bunlar çok cüzi kalıyor. Netice itibariyle faizin geldiği seviye oldukça yüksek. Tam da bu noktada acaba Merkez Bankası tekrardan bir sıkılaştırma adımı atabilir mi? Bu soru işareti. Geçmiş performanslara baktığımızda Merkez Bankası bu kadar yoğun bir faiz artırımının hemen akabinde gene tekrar bir faiz artırımı yapmıyor olabilir. Bu dediğim gibi anlayışla da karşılanabilecek olan bir durum ama benzerini Temmuz ayında gördük. Eğer Temmuz ayında Merkez Bankası bir faiz artırımı yapsaydı ve piyasanın önüne geçebilmiş olsaydı bu durumda bugün yaşamış olduğumuz sıkılaştırmayı ya da kurun geldiği bu seviyeleri görmeyebilirdik. Tabii kurun üzerindeki etki sadece ülkenin ekonomisiyle doğru orantılı değil. Aynı zamanda yaşamış olduğumuz dışarıdaki gelişmeler, işte Rahip Brunson gelişmesi gibi Amerika ile olan karşılıklı
etkileşim, bütün bunların hepsi etkili oldu. Ama şimdi bu etkiler ortadan kalktı. Özellikle Amerika ile son derece iyi bir sürecin içerisindeyiz gibi gözüküyor. En azından gözüken o. Richard Branson serbest bırakıldı. Trump bunu çok yoğun bir şekilde olumlu yönde kullanıyor. Arkasından Pompeo'nun Türkiye ziyareti oldu. Gerçi bu Türkiye'ye doğrudan bir ziyaret değildi biliyorsunuz. Suudi Arabistan konsolosluğuyla ilgili olan gelişmelere bağlı olarak yapılan bir ziyaretti. Ama netice itibariyle Türkiye uğradı ve çok da olumlu geçti. Ve bunun hemen kur üzerindeki etkisini gördük. Ama tekrar kur yavaş yavaş yukarıya gelmeye başladı. Hem biraz Suudi Arabistan gerginliği dünyada, hem genel olarak bizim gibi gelişen ülke piyasalarına baktığımızda birlikte hareket edebilme özellikleri falan, bunların hepsini dikkate aldığımızda kurun yükseliş performansı ve potansiyeli hala mevcut. O nedenle Merkez Bankası eğer bir 75 ila 100 bas puan arasında faiz arttırımı gerçekleştirirse, bu bana hem garip gelmeyecek hem de aynı zamanda belki de bir parça ekonomik gerçeklikte uygun hareket edecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi faizin gelmiş olduğu seviye oldukça riskli, siyaset için de riskli. Siyasi iktidar tabii ki bunu istemeyecektir ve netice itibariyle burada bir tarafta siyasetin beklentileri, sonuçta hesap verenler onlar. Bir tarafta da ekonominin gerçekleri ve belki de yapılması gerekenler gene kesiştiği bir noktada yaz gibi gözüküyor. Ben ekonomistlerin beklentilerine baktığımda yurt dışından bütün ekonomistler hemen hemen bir faiz arttırımı olma ihtimalini kafaların bir tarafında tutuyorlar. Bunu kısmen fiyatlayanlar var, kısmen bunun dışında gözükenler var. Ama yerelde, özellikle ülkemiz içinde ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu faiz arttırımının gelmeyeceği yönünde görüş bildiriyorlar. Dediğim gibi bu oldukça değişken bir konu. Sizlerin nerelerde yer aldığını bilemiyorum, hangi görüşe sahip olduğunuzu. Ama benim temel beklentim, Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı daha yaparak özellikle Aralık ayındaki Fed faiz arttırımına yönelik olarak Türkiye'yi hazırlayabileceği ve bir parça da enflasyona yönelik olarak daha sıkı bir politikayla enflasyonla mücadeleye devam edeceği yönünde. Dediğim gibi bu eğer arttırmazsa da çok şaşırtıcı olmayacak. Çünkü zaten Merkez Bankası'nın genel politikası bu çerçevede gelişiyor. Bugün sizlerle bu görüşümü paylaşmaya çalıştım. Hepinize bol güneşli ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Umarım herkesin istediği gönlünce gerçekleşir. Görüşmek üzere, sevgiler.